Assalamu alaykum, qardaşlar, hamolarning qimmatli vaqtini chiqarib, bugungi mushu bizningki yig'ilishimizga kelganligingizga ko'pdan ko'p rahmat. Men oldi bilan mushundoq muhojirat hayotimizda da'voyimizni anglatishga bizga fursat va ne'mat bergan janob Allohga, shundoqlar Sharq Turkiston ma'rif hamkorlik jamiyatiga, Sharq Turkiston ma'rif hamkorlik jamiyatiningki yetakchisi Hidoyatulloh Og'izxon hojim, Abdulahad hojim, Abdulahad Qushqun, Abdulhalil Abidjon va Abdusalom qarim qatorliq azmatlarga chin ko'nglimdan rahmat aytaman. Mening sunmoqchi bo'lgan bugungi ya'ni maqolam Yaponiyaning Sharq Turkiston masalasi haqidagi strategik tarixiy strategik planlari va buguni degan haqida. Tarixiy strategik planlarni men Yaponiya manbalardan olgan, ya'ni tashqi dunyoga oshkorlashga bo'ladi degan taraflarni Yaponiya tarafdanki ijozatini olgandan keyin buni sizlarga sunishga nisb bo'ldi. Chunki men Yaponiyadagi Yaponiya Xitoy masalalari komitetining Tibet Uyg'ur masalalari bo'limiga mas'ul bo'lganligim uchun va bu tadqiqot temasiga men 2008 yildan tortib hozirgacha yetakchilik qilayotganligim uchun bu ba'zi arxiv, ba'zi materiallarning maxfiyatligi bo'ladi va shundoqla ba'zi konferanslarda buning qaysi tarafini Uyg'ur xalqiga va boshqa so'rinlarda oshkorlashga bo'ladi va ba'zi qaysi tarafini maxfiy tutishga bo'ladi degan tarafdan ko'z tutgan holda men sizlarga oshkorlashga tegishli tarafdan oshkorlayman. Hammamizga ma'lum bo'lganidek, dunyoda Yaponiya Xitoyni hammadan bek tushunadigan, Xitoyga hammadan yaqin do'st bo'lgan, shundoqla Xitoyga hammadan o'sh bo'lgan davlat. Yaponiyada bundaq deyishimlik sabab Yaponiya ya'ni Xitoyning tarixiy dushmani. Zimin masalasi bor. Shundoqla siyosiy iqtisodiy jihatlardan nurg'un masala bo'lganligi uchun Yaponiya tarixdan tortib hozirgacha Sharq Turkiston masalasini ko'zir qilib turib, Xitoyga qanday taqobul turish va Xitoy bilan qanday raqobatlashishni hozirgacha o'zining davlat strategiyasi deb qilib keldi. Va 2008 yilga kelgan vaqtda rasmiy Xitoy masalalari tadqiqot guruhini qurib, Uyg'ur Tibet guruhini hosil qilib, buningda Uyg'urlarning kundalik ahvoli va Sharq Turkiston mujohidlarida chatalda ilib berilayotgan ahvollarni bevosita akademik shaklda mush komitetining a'zolari dunyoning har qaysi yerlaridan to'plagan uchur va boshqa axborotlarga asosan ministerlikka doklad tayyorlash, har haftada bir qatim doklad sunish, bir oyda bir qatim muavin ministerlikning yuqori bo'lgan odamlarga ya'ni Sharq Turkiston masalasi, Tibet masalasi, Mong'ul masalasi haqida doklad berishni hozirgacha davomlashtirib kelyapti. Endi tarixda Sharq Turkiston masalasida ya'ni Yaponiya nima ishlarni qilib bo'lgan va nima ishlarni qilgan, Yaponiya bilan Sharq Turkiston masalasini kim tunchi qatim tutashtirgan degan bir savol tug'iladi. Ya'ni bu yerda ko'rib o'tganingizdek, birinchi suratdagi sol tarafdagisi marhum liderimiz Muhammad Emin Bog'ra. Muhammad Emin Bog'ra tunchi qatim Yaponiya Sharq Turkiston masalasini anglatgan va Yaponiyaga kelib, bizning qarindoshlarimizning Sharq Turkiston masalasini anglatishga yashil chiroq yoqgan zotlardan biri. Alloh jannat ato qilsin. Muhammad Emin Bog'radan boshlangan bu mujohidimizga shundoqla uning yetakchiligida kelgan Sharq Turkiston Islom Jumhuriyatining vakillaridan tashkillangan 15 kishilik hay'at 1939 yili 5 ayning 19 kuni Shanghay orqali yo'lga chiqib, Kobega yetib berib, Kobedan Tokioga yetib kelgan. Mushu yil nomisi bo'yicha hisoblaganda Sharq Turkiston davosining Yaponiyada ilib berilganiga bu yil 80 yil to'lgan kun bo'ladi. Inshaalloh yana uzoq muddatga bormay, ya'ni bu masalalarning oxirlashib, Alloh hammamizning vatanga qaytishni nasib qilsin. Undaqta Muhammad Emin Bog'ra Yaponiya bilan bu Sharq Turkiston masalasini qanday bog'lagan, Yaponiyaning Sharq Turkiston masalasi haqidagi shu vaqtdagi strategik qanday plani bor deganini Yaponiya harbiy arxivlardan men o'zim ko'rgan va oshkorlashga bo'ladi deb qaragan taraflarni sizlarga tarjima qilib buni tayyorladim. Buni o'qimasam, buni da o'zimning so'ziga aylantirsam, buni da xatolik yuz berishi mumkin. Shuningga shu ayni vaqtdagi 36-34 yillardagi yaponcha yozilgan maxfiy telegrammalar, maxfiy sifirlik dokladlar degan hujjatlarga asoslanib tarjima qilingan nusxalarni sizlarga o'qishni loyiq ko'rdim. Yaponiya tashqi ishlar ministerligining harbiy ishlarga oid material bo'limida 2-dunyo urushidan ilgirki Afg'oniston poytaxti Kobuldagi Yaponiya elchixonasidan Yaponiya tashqi ishlar ministerligiga yo'llangan Uyg'urlarga oid ko'plagan maxfiy sifirlik maxfiy sifir bilan yozilgan telegrammalar saqlanmoqda.
Bularının bir kısmı kolda yazılgan, bir kısmı bolsa maşinkilarda urulgan telgramlar. Tokyo'da saklanıp atkan bu telgramlar içinde Kabul'daki Japonya elçihanısı da 3-20 yıl baş elçilik vazifesini ötegen diplomat kitadanın Japonya Taşkı İşler Ministerliği yollagan Uygurlara ait telgramlarının özüyle 1000 parçadan aşıdı. Bu telgramların sırtına mehbi degen tam uğurluş bilen birge mehbiyetlik numaraları silingan. Japonya Taşkı İşler Ministeri Hiroto Koke'ye en destekli yollanan telgramma 1934 yılı 11. ayının 27. günü. Yani Şerq Türkistan Cumhuriyeti kurulup Brezilya'daki yollanan telgramma. Bulup mezkur telgramda Şerq Türkistan'ın nöbetteki siyasi vaziyeti hakkındaki uçurlar ve uçurlarının Afganistan Taşkı İşler Ministerliği'nin ilingan ahbaratlığa asasen yollanmalığını bildirgen. Yani şu vakitin özüde Japonya Taşkı İşler Ministerliği, Japonya Baş Elçihanesi Şerq Türkistan'ın vaziyetini Afganistan Taşkı İşler Ministerliği'nin alınan uçurlarına asasen yollak durgan. Japonya Taşkı İşler Ministeri Koki'ye en destekli yollanan 1930 Kabul'daki Japonya Elçihanesi kitadanın 35. yılı 1. ayının 19. günü Japonya Taşkı İşler Ministeri Hiroto Koki'ye yollanan 2. telgraması Şincan hakkında uçur. Sovyet, Angliya, Afganistan ve Xitay'ın hazırkı ahvali degen namdaki telgraması bulup mezkur telgramının mehbi numarı 6'da cemi 34 bettin terkip tapkan. Telegramının asaslık mezmunu Kabul'daki Japonya Baş Elçisi Kitada'nın yeniden kurulgan Şerq Türkistan İslam Cumhuriyeti hakkındaki Sovyet İttifakı'nın teşvikat doğrusundaki uçuru bulup mezkur telegramı karganda Sovyet İttifakı'nın Şerq Türkistan İslam Cumhuriyeti'ni Xotan İslam Halifeligini Angliya kurdu. Bu Angliya'nın stratejik planı degen teşvikatını ilip bargan. Ameliyatlı bolsa, Angliya Şerq Türkistan meselesi kızıkkan bolsa mı? Ama ula Şerq Türkistan meselesi de otur yol tutkan. Şundaklı Şerq Türkistan İslam Cumhuriyeti'nin kuruluşuna eşkandak yardım vermegen. Sebebi, Angliya Şerq Türkistan İslam Cumhuriyeti'nin kuruluşunu kollasa, özünün müstemlikisi Keşmir padişahlığındaki Müslümanların müstakillik talep kılıp topulan kötürüştün mü ensirgen. Yani bu baş elçinin özünün siyasi tehdidi. Telegramda Şerq Türkistan İslam Cumhuriyeti, Xotan Halifeligi, Angliya Sovyet İttifakı'nın yardım bilen emez, belki Uyghur halkının özleri tallap edip bargan, müstakillik yolu arkalıp kurulgan hakimiyetlerdir, deb baş elçi kitadanın siyasi analizleri mi koşulgan? Kabul'daki Japonya elçisi kitadanın 1935 yılı 11. ayının 7. günü Xotan emri Muhammed Emin Boğra bilen Kabul'da mehbi uçuraşkan deyinkin Japonya Taşkı İşler Ministerliği Hiroto Koke'ye yollagan mehbi numarı 17853 numarlık telgramısta Xotan İslam Halifeliginin emri Muhammed Emin Boğra'nın hazır tolumu kıyın ahvalda kalgalıgını hatta Xotan'dan kaçıp Xotan çiğrisi etrafı da mükünüp yürgeldiği, onun yardımcı muhtaçlığı bildirilgen. Elçi kitadanın 1936 yılı 1. ayının 15. günü yollagan mehbi numarı 811. numarlık telgramıda Muhammed Emin Boğra'nın Kabul'daki Japonya elçihanesini mehbi ziyaret kılıp söhbette bolgallığı. Bu söhbettin Uygurlarının sürgündeki rehberlerinin Japon diplomatları bilen elip bargan tuncu kıtımlı kuçuruşu ikkeldeki alayda eskertilgen. Telegramda Muhammed Emin Boğra'nın Japonya'ya kılgan yakıncılık sözleri bilen Uygurlarının Japonya'ya boğan köngül arzuları ispatlanıp Manjuriya müstakillikinden kin Uygurlarının Japonya'ya köprek kişenci bağlıqallıkını Sovyet İttifakı karşı duruş için Muhammed Emin Boğra'nın Japonya elçisi kitadadın Japonya'nın Uygurlara bu cihette ilham verişi bilen birge koral yarak cihette yardım kılışını talep kılgallığı bildirilgen. Telegramda yine Muhammed Emin Boğra'nın Japonya elçisinin 5000 tane mıltık, 100 tane abdomat yardım verişini iltimas kılgallığı ve bu korallarını Afganistan arkalık tapşırıp ilişini sorgallığı alayda eskertilgen. Elçi kitada Japonya Taşkı İşler Ministeri Hirota Koki'yi yollagan mehbi telgramında Muhammed Emin Boğra'nın Sovyet İttifakı'yla karşı duruş iddiasının güçlülüğünü, Sovyet İttifakı'dan ibaret bu komünistlere karşı duruşta Uygurlar iddiasının Japonlar bilen tamamen okşaşlığı bayan kılıngan.
Telegramda Muhammad Emin Bo'g'ra bilan bo'lgan suhbat naiti ko'ngillik bo'ldi deb eskertilgan. Kabuldagi Yaponiya elchisi Kitadaning 1936-yili 5-ci ayının 4-ci günü Yaponiya Tashqi ishlar ministri Hiroto Kokiga yo'llagan maxfiy telegramasida Sharq Turkiston vaziyatining hozir Yaponiyaga talpinish, yiqilish umidida ekanligi bildirilgan. Elchi Kitada telegramida yana o'zining tahlilini o'tirib qo'yib, hozir Yaponiya Osiyoda birdan-bir kuchli davlat bo'lganligidan va shundoqli dunyoda e'tirof qilinganligidan Osiyo xalqi Yaponlardan qanchalik umid kutayotganligini Yapon hukumati xalqi his qila olmaydi va bilmaydi deb bayon qilgan. Kitada o'zining telegramasida O'rta Osiyoda turib, Osiyoliklarning Yaponiyaga bo'lgan kuchli muhabbatini his qildim deb alayni ta'kidlagan. Telegramda Sovet İttifaqı hazır Şərqi Türkistanda Yaponga qarşı turuş haqqında təşviqat elib beriyatıdı. Yaponiyanın pan-asiyaizm hərəkəti normal hərəkət. Yaponların itisi müstəmlikçilik itisi emas deyilgan. Telegramda şundaqla Manchuriya dövləti Yaponiya tərəfindən qurulub tez güllənganlığı üçün Şərqi Türkistan xalqı Yaponlara bəkmiş şengen. Şuna Şərqi Türkistan xalqı Yaponiyadan mənfəət və ümid kütməkdə deb əskərtilgan. Yapon elçisi Kitadaning Kabuldan Tokyoga yo'llagan barliq telegrammalarda Muhammad Emin Bo'g'raning ismi Xotan Amiri, shundoqli yaponcha Sakura degan ismlar qo'llangan bo'lib, Muhammad Emin Bo'g'ra degan ism faqatli ishlatilmagan. Yapon tilidagi Sakuraning ma'nosi gul va yoki mavhum narsalarga qarab aytilgan bo'lsa-mu, ammo Muhammad Emin Bo'g'rani qo'llangan Sakura bu ma'nilardan yiroq bo'lib, Sakura nomining xat shakli Yaponiya Chiba ülkesinin Sakura şehrinin xat şekli bilen oxşaş xat şekli bilen kullanılgan. Yani Muhammad Emin Bo'g'ra'nın ismi kullanılgan bu şehirde hazır Yaponlar, Uyghurlar en köp oltıraklaşkan şehirlerden biri. Yani 36. yılı kurulgan bu stratejiyada 84. yıldan keyin Şərq Türkistan'dan kelgan Uyghurlar şu şehirlerde oltıraklaşkanlığının özü bu devletin Şərq Türkistan stratejisinde ne kadar uzunluk özlegenliğinden gerek görür deb qarayman. Kitada Kabul kilişini ilgiri. Yani Yaponiyanın o ya Kabul'da turvatkan başı elçisi Kabul'da kiliştin ilgiri Mısır, Türkiye Katarlık devletleri ki Yaponiya elçikallarda vazife ötügen. O Yaponiyanın İslam elleri bilen diplomatik münasebet orantışka zor rol oynayalığını çıpadındı. Yani kitada şu vakitin özü de Muhammad Emin Bo'g'ra bilerlemez. Yani İslam dünyasının cümledin Türkistan dünyasının yıldızı boğan Musa Carullah bilen mi Afganistan'da sökbet ötküzülgenliği bazı telegramlarda kayıt kılındı. Kabul turuştuk Yaponiya başı elçisi Kitada'nın 36. yılı 1. ayının 25. günü Tokyo'yu yollayan mehbi numarı 29. numaralık telegramızda Muhammad Emin Bo'g'ra Avrupa tıllarının habersiz ama o Paris Türk tıllarına mükemmel. Özü bolsa adil, samimi, rastçıl, öz yurtunu söylediğin adam değilgen. Telegramda yana Sovet İttifaqı Muhammad Emin Bo'g'rani Angliyanın küçüğü, konçığı deb təşviq qilib atqan bo'lsa-mu, amaliyotda bu butunlay aksincha. Angliyanın küçüğü, konçığı deganlar faqatla öz yanchiqini pulga to'ldirishni maqsad qilgan Sharq Turkistonlik rahbarlardan deyilgan. Muhammad Emin Bo'g'ra bo'lsa, Angliyani qattiq diqqat qilib atqan shaxs bo'lib, u demokratiyani yoqlaydigan zot edi deyilgan. Yaponiya elçisi Kitada'nın 1936 yılı 5. ayının 4. günü Yaponiya Tashqi ishlar ministri Arita Hirochiga yollagan maxfiy nomeri 1236 nomer bo'lgan telegrammasini Kabuldagi Yapon elchixonasining fors tili tarjimoni Asakura Motsubishi tarjim qilgan bo'lib, Muhammad Emin Bo'g'raning dokladiga asosan yollangan 52 betlik telegramma Xotan Amirining maktublari degan nomida bo'lib, mazkur telegramma naiti mo'yim telegrammalar qatorida muomala qilinib, Yaponiya Tashqi ishlar ministri Arita Hojiko boshliq barliq Yapon rahbarlari Oylan müstel sökbet yığını çağırıp bu telegramını tepside okup Tashqi ishlar ministri Şərq Türkistan'ın emiriyeti hakkındaki bazı münazırlarını yürütken. Xotan Amirning maktubları namıdaki telegramı da asaslık Xitay hükümetinin Şərq Türkistan'da elip bargan bastırış Osmon Asiya qilish siyaseti
Şərq Türkistanda zamanəvi məktəblərinin yoxluğu, şu səbəbdən ilim fən bilimlərini igəlləşdən mümkün əməsliyi, gezit jurnal nəşir qılışının çəklənganlığı, türlük mədəni yığılışlarının mənni qılınıb, kimi ki iş çıxarsa vəqə sadir qıldı digən bahanı səbəblərindən ölümgə hökum qılındıqallığı, ölümgə hökum qılınmıqan təqdirdimi, məngülük zindanı taşlındıqallığının ibarət Şərq Türkistanın umumi və ictimai vəziyyəti əks etdirilgən. Kitadanın 1937-ci ili, 4-cü ayının 22-ci günü yolluğan tilgramızda Şərq Türkistanın yakınki əhvali və Xotan əmri namiriki məxbi tilgram bulub, onunda Muhammed Emin Buğra haqqıda toxtulub, Muhammed Emin Buğra naiti isladəm, vətənsöyər, rastçıl, onun uçurları toğra deyilgən. Yaponiya Taşqı İşlər Ministerliyinin hərbi işlərə aid məxfi materiallar bölümünü saxlanıbatqan Şərq Türkistanda islahat edib veriş planı deyilən məxfi materialdır mı? Əsli Xotan əmrinin planı namlıq Paris dildə yazılğan Muhammed Emin Boğranın qol yazmışı əsasən tərcümə qılınğan material bulub. Bu material Kabuldakı Yaponiya elçixanasındakı Paris dili tərcüməni Saito tərəfindən tərcümə qılınıb məxfi material deyə alayda əskərçisi verilgən. Bunun içində Kabuldakı Yapon elçisi kitadanın qol yazmışın bar bulub, bu materialların kaçan yazılğanlığı toğrusunda heç qandaq əskərçisi verilməgən. Muhammed Emin Buğra bilən Yapon elçisi kitadanın Kabulda uçraşqan vaxtı asasən bunu təxminən 1936-cı ili bilən 38-ci illərinin aralığıda, yəni mart aylarda yazılğan buluşu mümkün də pərəz qılışqı buludu deydi. Məzgür məxbi materialının üstüqə Yaponiya Taşqı İşlər Ministerliyi Yavru-Asiya İşleri Məsulunun imzası, şundaqla Taşqı İşlər Ministerliyi 1-ci bölümü məsulunun imzası mı qoyulğan, materialğa mutlaq məxbi digən tam qurulğan. Ondan başqa Kabuldan Tokyo-ğa ivətilgən məxbi tilgramla içdə uzaqdan beri Xitayının kontrolluğundakı Şərq Türkistan deyilən namdakı məxfi telegramların bar bulub, telegramda Xitay hakimiyyətinin Şərq Türkistanda qatlıq bastırış edib verib atqanlığı, Şərq Türkistanın qoşunçusu bolğan Sovet İttifaqının Xitay hakimiyyətini qollab, Uyğurlar üstünü edib verib atqan bu bastırışlarga yar yürəkli bolub atqanlığımı alayda qeyd qılınğan. Bu telegramla yana Muhammed Emin Buğra Yaponiya hökumətinin yardan tələb qılıb, özlərinin Yaponiyanın yardımına muhtaclığını, Yaponiya hökumətindən ilğar qoral yaraq verişini ötünüb, Uyğurların kommunistlərdən saxlanış üçün Yaponiya armiyası Şərq Türkistan çigrisinə yetib gəlsə, biz birlikdə kommunistlərə qarşı durub cəng edib barımız. Yaponiya armiyası ilə birlikdə cəng qılımız. Biz Yapon armiyasının vətənimizə kirişigə muhtac. Əgər biz Yapon hökumətinin yardım bilən kommunistlərin rejimindən Xitaydan qutulsaq, Şərq Türkistan dövlətini və hakimiyyətini qursaq, biz Yapon hökumətinin bizim armiyamızı tərbiyələb verişigə muhtac. Kan baylıqlarını içiş, sanayət, dixancılıq, tömür yol, kövrük yasaş qatarlıq, barlıq texnikilik cəhətlərdə biz Yaponiyanın yardımına muhtac deyilgən. Şərq Türkistan Uyğurları Yaponiya hökumətinin yardımına erişsə, Yaponiyanın siyasətini qəbul qılıb, Şərq Türkistan Yaponiyanın səmimi, rastçıl, dostu buluşqa hər zaman təyyardır. Şərq Türkistan hökuməti Yaponiya hökumətinə iqtisad və başqa cəhətlərdə alayda imtiyazlar verirdi və bəhrəmən qılırdı. Şərq Türkistan hökuməti Yaponiya hökumətindən başqa dövlətlərə heç qandaq imtiyazlarını bəməydi deyə alayda əskərtgən. Yaponiya uzundan buyan Şərq Türkistan, yəni Yaponiya pan-asiyaizm hərəkətinin başlamçılarından biri olan Siyasin Okava Şumi Asiyanı qaytur qur çıxış deyilən dokulatıda Afganistanın siyasi və coğrafilik cəhətdəki muqimliyi haqqında toxtulub, Muhammed Emin Buğra bilən Yapon elçisi Kitadanın Kabulda uçuruşu təsadüfi bir iş olmasın, bəlkə zəruriyyətdir. Əgər siz Afganistan çigirsiga nəzər salsanız, Afganistan bilən Şərq Türkistanın çigirsidəki Vahan koridoru, qoya bir quyruq oxşaydı. Vahan koridorunun şimali tərəfi Tacikistan, cənubi Pakistan bulub, bu yerdə Angliya bilən Rusiya tolımı qızıqarlıq siyasi oyun oynavatıdır. Afganistan padişahı Sovet İttifaqı və Angliyanın hücumdan saxlanış qutuluş üçün bar küçü bilən Yaponiyaya yaxınlaşıb, diplomatik münasibətlərini orun çıxdırışıvatıdır deyilgən. Onun yəni Yaponiya Afganistan bilən 28-ci ili diplomatik münasibət orunub, 34-ci ili 1-ci ayda Yaponiyanın Kabulda tunca elçixanası qurulğanda ilgiri Türkiyə və Misirlərdə yəni baş elçilik vəzifəsini ötəgən Kitada Kitadanı Yaponiya hökuməti Şərq Türkistan məsələsi haqqında strategik plan düzəş üçün tezdən Kabuldakı Yapon elçixanasına yetkigən.
Amerika, Angliya, Germaniya, Fransiya, Misr, İran və Qatarlıq dövlətlərinin elçiləri bilən mi? Şərq Türkistanının vəziyyəti toğrusunda məxfi uçurlarını Kabulda almaşdırğan deyildi. 38 ildən başlayıb Manchuriya tömür yolunun təkşiriş bölümünün xadimlərinin Şərq Türkistan Əqqədəki uçurlarına əsasən, yəni Şərq Türkistanının 1900, yəni bu yuxarıdakı etilən cəryanlar Muhammed Emin Boğranınki Şərq Türkistan məsələsini Yaponiya ilə bağlılığı haqqındakı 1000 parçadan artıq məxfi telegramının bir qismi. Muhammed Emin Boğra, yəni 1933-cü ilin 11-ci ayının 13-cü qurulğan Şərq Türkistan İslam Cumhuriyeti məğlubiyyətə uçurğandan kən Ladakı verip Ladak'tan Hindistan'a ötüş ve Hindistan arkalık bazı bir siyasi faaliyetlerini ilip verişini planlığa baktı da Kabul'da turvatkan Muhammed Emin Boğra Şerh Türkistan İslam Cumhuriyeti'nin generali boğan Mahmud Muhiti başlık 15 kişilik heyetke sizler derhal bu seferinlerini ahırlaştırıp Şanghay'a verip Şanghay arkalık Yaponiya'ya verip Yaponiya'dan maddi ve manevi cihetin özenlerini tələb qılınlar deyən. Şunun bilan Muhammed Emin Boğra'nın təklifi boyunca Hindistan bu yerlərini aylanıb Şərq Türkistan'a qayıtqan Muhammed Emin Boğra Turpandiki özünün yer mülk həmin əsərlərini setib 13 kişi bilan Şanghay'a gelip Şanghay'dan yani Yaponiya elçixanası bilan sözləşib Yaponiya'nın yol körsüsü bilan Şanghay'dan Kobe'ye gelip 1939 yılı 5. ayının 19. günü özününki bir kısım əzimətlər bilən, yəni Mahmud Muhiti Tokyo'ya gildi. Tokyo'ya gələn vaxtıda Mahmud Muhiti'nin ən birdən bir yakın adamlardan Qəşqərlik ordu dili tərcümanı Muhammed Toxti Bəgzadə və şundaqla Mahmud Muhiti'nin aksi Muslacı Muhiti Qatarlıqla Tokyo'ya birlik gelip bu faaliyetlerini elib barıdı. Yəni bu faaliyetlerini elib veriş yarayanı da ula yəni Şərq Türkistan'ın müstəqilliği üçün nurğulluğun köplügən maddi ve mənivi nəzlən tələb qılan bosumu Yaponiya hökuməti siləsəl səvir qılıb durunla digən təvsiyyəni bəgən. Bu təvsiyyələri səvir qılanmağan bizim qərindaşlarımız ağırlıqda. Bu tarix hazır bir şəkilini vardır. Bula cevap verib boğu için mi Tokyo'daki Angliya əlçıxansı qırıb Angliya'dan sorab baxsaq, Angliya baldıraq bəsə Şərq Türkistanı baldıraq azad qüvvətməm doğ dəb Angliya əlçıxansı qırıb qoydu. Angliya bilen Yaponiyanın münasibeti ot bilen sudak bulu atkaya baktı da bu Şərq Türkistan müstakilçilerinin meydanı yanıla Angliya'ya təvə, yanıla Angliya'dan mənbət tələb qılış buldu deyəndən kən şunun bilen söhbətini axırlaşdırıb Mahmud Muhiti özünün bir qısım adamlarını elib vətənə qaytdı, yəni işgirgə qaytdı. Muslacı Muhiti, Toxtibek Zadi Qatarlıqla Şərq Türkistan mücadiləsini davamlaşdırıb 70-ci ilə, yəni 1951-55-ci illəri onun cəryanı da yəni Muhammed Emin Qaşqırı da yəni Yaponiyanın arxivlərində var. Muhammed Emin İslami Allah rəhmət qılsın Səudiyyə Ərəbistanında vəfat olub getkən. Bula cami quruş, camidə mədris quruş, yəni Yaponiya Yaponiyanın Xitayğa əvətildiğin bir qism casuslara Uyğur dilini öyrətiş, İslami örf-adətlərini öyrətiş şu Qatarlıq fəaliyyətlərini elib verir. Elib bağandı ki, 70-ci ilik yaya vaxtıda Şərq Türkistan məsildəki mücadilə Yaponiyada üzülüb qaladı. Üzülüb qalandı ki, bu mücadiləni davamlaşdırıcı, yəni anlatış üçün mərhum liderlərimizdən Əysa Yusuf Alipəkin Yaponiyaya gelib, Yaponiya siyasi yolları bilən görüşüş və bu işlərini davamlaşdırıcını elib verib, bulanın ki, vafat boğan mücahidlərimizdən qəbrisinin ki, Naiti, Konrab, Yambur, Ütüket gərginin köyəndiyin ki, qaytıb gelib, mərhum Polat Qadirinin Polat Qadriyev'i tapşırıp Saudi Arabistan'daki baylarımızın iqtisadi məbləğ toplab, yani Tokyo'daki tamam mazarlığıdaki Uyghurlarının qəbristallığını qaytını yasab güllendirdi. Şunun bilen Yaponiyanın Şərq Türkistan məsələsindeki uçuru 70-ci ildinkin en ağırlı vaxtda Əysa Yusuf Alipəkin dəvirdinkin üzülüb qalıdı. Üzülüb qalğandakin ya Şərq Türkistanın siyasi vəziyyəti və ictimai vəziyyəti heç qanda puçur bolmagan vaxtlarda 1990-cı ili, yəni Barney inqilabı qozğalğandan kən Yaponiyanın Şərq Türkistan məsələsinə bolğan qızıq qaytadan qozğuldu. Və şunun bilan bir qism adamlarını, oxucularını evətiş bu məsələlərə haqqında tədqiqat edib verişini başlaydı. 1984-cü ildən kən bir qism Uyğur ziyalıları Yaponiyaya çıxıb oxuş fürsətiga ega boldu və şunundan hazırgıç kelibatıdı. Yaponiya 2000 yani bulanın Manchuriya'da kurgan bir hərbi planı var. Lufthansa hava yolları bilen Manchuriya'dan Yapon askerleri Wakhan koridoru kirip, German askerleri
Vahan koridoru kirib, bu arqalıq Şərq Türkistan kirib, Şərq Türkistanını müstəqil qılğandan kən, yəni Osmanlı'nın ən axırqı vəkili Abdülkerim xanı şu vaxtın özü də Yaponiyaya gəkilidi. Yaponiyaya gəkilib, bunu padişahlıq tikləb, Otur Asiyanı mı, yəni müstəqillik erişdirib, Büyük Türkistan, yəni dövlətini quruş strateji planı nim qılğan bolsa mı, küçük dövlətlərin siyasi oyunlardan əməl qaçmaydı. Şunun buradan 84. yıldan başlayıp Uygurlar devamlı kirişki başlandı. Şərq Türkistan'ın siyasi, ictimai vəziyyeti gündün gününün naçarlaşıdı. Bu ağırlıktan özü de 2008. yılı Yaponiya akademilik şəkli de, yani bulan Manchuriyada kurgan tömüryol tətqiqatı, işxanısı oxşaş, Xitay meseleleri tətqiqat komitesinin birini kuruldu. Yani 2005. yılı kuruldu. Kurgan deyin ki, bununla biz 3 yıl haksız hizmetli olduk. Şərq Türkistan vəziyyətiga ait material teyarlaş, bunu anlatış, həminəsini kuruldu deyin ki, 2008. yılı resmi bu işhanını Tibet, Uyghur, Mongol işhanısı da Taşkı İşlar Ministerliği de, şundakla Taşkı Xitay meseleleri tətqiqat komitesinde bir grup kurup, Uyghurlığa məxsus bir yetkişlik grubunu acırtıp verirdi. Bunu acırtıp bəgən deyin ki, ta hazırlıq ki, boğa ağırlıqda Uyghurlarının davası, Uyghurlarının ictimai əhvali, bizden təşkilatlarımız, əlbəttə ulama akıtıdır, o əməz, bivasitə bu tətqiqat komitetinin artılıq igelləngən toplanan uçurla baş ministerlik yolunub Uyghurlarının vəziyyəti anıtılıb bilibadır. Yəni biz bu projelərini başlayandan ki, Taylandı, Şərq Türkistanlıq qərindaşlarımız qap qaldı, biz üyəgi badıq, Türkiye bilen birleşip durup bir projekt işildik. Onu 2013'ten başlayan projekt, onu şimdi azır aşkarlı sanlığa bulu dedi de biz üyeye bağladık. Onun için 2015. yılı Kayseri ilk geldik ve Türkiye'de bir kısım projektlerini işlep 2015. yılı. 2015. yılı biz 3. ayda kayıtkandık ki bu hafta umum bir dokulat teyarlar. Tayland ve Şərq Türkistan'daki Uyghurlarının umum ahvali degen bir dokulatını teyarlagandık ki 5. ayının 18. günü boğa vakitte yani baş bakanlıktın, ministerlikten Bu dokulatını Yaponiya İçki İşlər Ministerliği, Taşkı İşlər Ministerliği, Devlet Müdafiye Ministerliği'nin muavin ministerlikten yukarı boğan adamlarının katlı şartının ağası da bu dokulat yet diyelim saat talaş tarihçiliği anlatılgan dinkin. Yani 5. ayının 2015. ile 5. ayının 28. gün dinkin. Məxsus imzalab, dünyanın hər qandaq yerində hayatı xəyif küçürğən Şərq Türkistanlıqlar bolsa, Yaponiya 24 saatin 48 saat qıca qarşı elib çıqırıqı əkirişkə hər zaman təyyar digən quturuşdan ilan buludur. Yəni bu quturuş diplomatik qaydı boyunca əməz, Xitay məsələri komitetliği verib, sizlər şu əkdə küçür toplusanlar, bunları əkəsanlar buludur, dedi. Yəni bu, bizki berilgən bu nəsə təsdiqlandıqan deyin ki, Şikirdin, Dalyan'dan, Şanghay'dan nurgulugan perzentlerimiz, nurgulugan kızlarımız telefon kıldı, atalarımız unutup gitti. Mesela biz maş keçi vasat bulat diye kolumuzda pasportumuz bat dedi kendinki. Bulağa Şanghay'daki, Nanjing'deki, Changchun'daki, Beijing'deki, Yaponiya elçihanesi ne ait tezlik veren bezellerini 36 saatte ve bezelleri 8 saatin içinde Yaponiya'ya geldi. Bu Şikirdin kegen kırındaşlarımızın 22'de kırındaşlarımız var. Onundan başka Mısır'dan kayıtkan ve başka yolla arkalık vətəndən çıxıb Otur Asiyada, Otur Şərq turub atqan qərindaşlarımızın hazır 36-37 gecə Muşu Yaponiyanın siyasətindən ki bir yaxşılığından Allahın rəhməti bilən hazır kirib orlaşıb atıdı, bir yerə yerləşib atıdı. Onundan başqa Yaponiyada, yəni Uyğurların pasport uzartış, pasport məsələsi olmasıqdan işlərə xatim verilib, Uyğurlar rahat yaşasın buludu, vətəndaşlıq verildi, bunların pasport məsələsi deyəndə hər qandaq cəhətlərdən Uyğurlara yeşil çıraq verilavadı. Mesela Uygur meselesi gibi olan Yaponiya'nın burunki vakitlerde biz oy ma şu bir gezi çıkan oy ma bir milletvekili iken ma palancı siyasi parti iken tuttu. Yalıyorum ki de yalıyorum. Ya Rabbi maş bir derdimizde anlatıvasak da kavap yapıp koy soyup bir baştak ki de. Hazır o devirler ketti. Ben Zeytinburnu'nun uğrunda Mişer'de turup turup hazır kişikini birini meyizip Zeytinburnu'nda hayatı hevki uçturgan bunda bir Uygur var. Maş Uygur'un 24 saatten işte ekirik etmesek bombaydı desek ekirik edelimiz. Yani Şərq Türkistan davası Yaponiya'nın stratejik planında şu hareket geldi. Hem de Yaponiya'nın bu işlerini şüncülük kümül bilip bu projelerde elbette pul getirdi. Hatta bu kadar biz 7 kişimiz geldik, 7 kişi girip, 7'imizden şöyle, ben bu elbette Şərq Türkistanlık bir Uygur kalan, ben bilen hizmetlik egen, Türkiye'de hizmeti bulup atkalla Uygur dilini, Türk dilini mükemmel bilirdik. Hatta ben birinci kadar tanışıp ayrıplandı,
İstanbul'u kegen ayal keşinde oturup durup uyğurtuldu sözletti. Özüm çöçüp gettim bunun bilen. Yerim yolu için yapıntıldı ki nemi kutu kemmen. Şundak mükemmel uyğur tili de uyğurunu düşündüğün. Şundak ademlerimiz hazır İstanbul'u gelip hizmet kılıp atıdı. Elbette bu uyğur davasının uyğurlarının kelgüsüge Japonya hükümetinin köngülü bölgelliği. Bizden davayımız ya Allah'ın rahmeti bilen desteklenip atıdı ve bunun dinki bu desteklendi. Yani bu desteklenin işte kandak ise biz doğru yol bilen. Yani Japonya'da ilip berilip atkan Japonya hükümetinin ki desteği bilen, Japonya hükümetinin yol görüşü bilen bu davayımızda muştak etmezsek, Hıtay'ın tarihi düşmanı olan ve şundaklı Hıtay'ın en yakış düşündüğün ve Hıtay'ın en takabül turduğun küçük devletlerden biri olan Japonya bu cihette bizi küçük kurdu deyemem ve destek verdi deyemem. Mesela Japonya'nın özü de 2500 Hıtay mutxessisi var. Xitayning ettiğini radio televiziyasi ichilgandan tortib taqalg'ich xizmat qildi. Bu 2500 odamning vazifasi nima? Texnik uchuri egallash, harbiy uchuri egallash, osonlik millatlarga egallash bu uchurlarning hammasi shu yerga to'plandi. Uningdan elchixonalar bor. Burun elchixonalarda Shanghai biyada ishlaydigan elchixonalardagina Xitoy tili bilsin bo'ladi. Hozir ular maxsus kirib, Xitoy masalalari komitetida bizda 2 yildan 3 yilgacha Uyg'ur tili o'rganib, Uyg'urlarning o'rib odatini o'rganib, Uyg'urlarning siyosiy vaziyatini o'rganib, shu ibdollardan o'tgandan keyin ondan diplomatik salohiyatiga erishib, Xitoyga diplomatik vazifada o'tgani bordi ular. Nurg'ulg'a o'qituvchilar va xizmat qilayotgan. Bu uchurlar, masalan, Yaponiyada jurnallarda qanday uchurlar e'lon qilinayotdi, Yaponiyadagi siyosiy partiyalarning ko'z qarashi qanday Buni hamma narsani shuyaga to'planib, buningga hukumat o'zi hukm qilib turibdi. Endi mening u Yaponiyada nurg'ulg'an tashkilotlar va o'zinglar bilasizlar qurilgan bu tashkilotlarni biz dastlabki nojiz samimiy gapimizni dedik. Diqqat qilinglar, bu yo'llar mundoq bo'ldi desak, endilik shorni tuyulgan sur yo'g'indigan bo'lgandan keyin bizning tashkilotlarimizning odamlari bag yo'g'onib ketdi ekan. Yo'q, biz hamma ishni bilamiz, biz hammani so'zishotimiz deydi. Amriyatda ularning so'zlashgan narsalari shu Xitoy masalalari komiteti uchishdi. Saat 7'den 8'e falan çayxanda bizim razvedikçimiz Yaponiya falan cemiyetinin azasıyla sözleşti. Bu mandak değişti. Bununla silah kanda karıştı. Bu komist tutuşuydu. O komistikle bunun analiz verdi. Şununla hem de bu yerdeki Yaponiya'daki okşamağın siyasi partiyle, okşamağın dinli teşkilatla Uyghur meselesini kolu eğilip, kuzur kılıp oynayışını yakış görüldü. Biz onundan saklanıp, özümüzden yolumuzu biz kıptıkta olsak, Yaponiya hükümeti inşallah destek verip atıdı. 24 saat köz kuluğu bizde, kandak nemimiz bolsa, hiç kandak dünyanın yerinde 24 saatin içinde, 48 saatin içinde ekirdiğin iş yok. Ötken dümün Mısır'dan kaytkan okuğucular meselesi de, Ustaz Sıraycı'nın Azizler Mişer'de bir leksiye uğurlaştırdık ki, şu vakti dedim, Mısır'da okuğan balla kelinle, tabipen okuğunla, Yaponiya'ya destek verdi, silahı hem mücahatı yeşil çırak yek verdi. Diğer neslerine oturup koyduğumuz. Bizden bir kısım adamla Orta Asya'da projekte işler oturdu. Bir kısım adamla Afganistan'da, bizden bu grubunun. Bir kısım adamla Orta Şerik'te, Katar, Mısır'da projekte işler oturdu. Hem de Yaponiya'nın Uyghur meselesi gibi bunçilik köngül bölüp, bunçilik projekte işler kişisine ben gerçi şu grubunu bulup, Uyghur meselesi gibi mesele olsam özel mi tazı düşünmeyim ben bunu? Hem de bunda köngül bölüp kişide elbette bir gap var. Yapıldıklarına Amerikalılar şundaktaydı. Her bir milletin psikolojisi oldu. Yapıldıklar şundak yamankin deydi. Bir kolu da gül tutup durup, bir kolu da adam vurdu deydi. Bu milletin psikolojisini ügenmeyi durup, dünya karşısını ügenmeyi durup, biz uladın benim alamayız. Mesela İslam dünyası çıktı dua kılıp, tövbe günahını ya sadıkı balanı ya ilaha amin dese, her kandak Müslüman sadıkı verdi. Yapıniye verip, bunda dua kısak hiç kim beğenmeydi. Hatta yapıldık şundak bir milletkenken ben hayran kalan bir hanımla ilişkimiz bir işkandı işleyemiz. Taladın kırıptı şemsiyesi yıl. Moraya hedem semeri yağmur yapı atan dursam bilmeyim ben dedim. Vay ananı taz öbürünü mü gene bu saran mı mi dedim. Çıksam yağmur yapı atı düşün olan düşü tamak dedim. Hey cisamam da yağmur yapı atı dedim. Ben kırgen deyin ki yağmur toktap kalan olsa ben sana yalvancı yok kolum emez mi dedim. Mesela bir adam bu yerde bir 13. Kıvettin Sekreymen dese biz ya onda kımıslar bu ülü iliştiğe yaman şeriat onda da birer yüzümüz tosap çıktım tosaymış da yapıldıklar ama 13. Kıvettin Sekreymen'e o iliştiğe beğendiysen belki bu oyunuz doğru buluşu mümkün değil. Mondaktır millet. Hem de Muş'u milletten karakterini, psikolojisini ilgilenip durup, biz Şerq Türkistan davasını doklattık, kandak anlatıp, bunun yan çıkıyordu ki, pulunu kandak alımız diken, bizden özümüzden kolu dikeyiz.
Әнді япылықланың ке, кәлгісті Шәріп Түркістан стратегісті нұрғылыған тәрәптері бар, нұрғылыған көз қарашылары бар. Оның әміністі ашқарлашы, әмін отыр қойшығы. Яны, ұла ғазір балдор деп қарайды. Лекен біздің әр бір ішімізді, тарықтың бері, ғазірғысы Шәріп Түркістан стратегісі шындақ бір, бізге дәстәк беріп келіватқан бір милетнің Қытайны парчылаш. Хәтта Япония азыр Қытайны нұр болған кішілер, Қытайлар бәк күшлі, күшіміз жетмейді, ішкінші номерлі қазір, әрбі күш, Қытай бір өлік жолбас. Япония әрбі мұтқасылары әр әптір бір доклад берді. Доклады немі дейілді, шындақ бір күштік дәулетіне, Япония немі дейілді, бәк ұрыш озынғы созылып кетсе, деңіз ұрышыды. Ішкерім сағатты бәйран қылышымыз мүмкін дейді. Си Цзиньпиннің шында күшіліп кеткен, техникасы ішіп кеткен әрби құралары бар бір дәулет өткен жылы 5-ші айының 1-ші күні кеше болған аралықта Шанхайға кіріп 8 жыл деңіз астында ақпарат іліп атқан Япон пароходын білмеген кеп. Дүниеде 1-ші болып кеткен. Япония бұл кепті отырып қойғаннан кейін Қытай ықтирап болмаған екен, Қарапақ біздің пароходқа 8 жыл болды, біз іліп атымыз сенің ақпаратын деген екен, бұныңға итираз білдірді. Қытай оншалық құдіретті онда болып кеткені жоқ. Қытайның нұпыс саны деп техникасы яғни 70-ші жылдары ке. Авал алла, ішкінсі біз Қытайның әшәдді дүшмені шұнда дүшмәлердің тайынып, бұл іште әппасақ найт яқшы болды. Америка Вашингтондың келіп, Шәріп Түркістанлықлар үшін соқшып әмейді. Яны бір дәулет біз үшін келіп соқшып әмейді. Япония азыр асасы қануның 7-ші маддесіне өзгертіп, біз өзіміз қоралық ұрыш, ғалетігі кіріш, ұрыш кіріш қануныға найт талаштатыш болды. Бұл қанун лайыланса, бізге найт бір пайдалық тарапты. Әтті, ибай деп өттім ғой, 36 жылдық Япония баш вәзірі коммунизмге қарсы тұрышта ұйғырлар біздің яқшы хәмшеріктеріміздің бірі деді. 2008 жылы өткізілген бір қытымдық сөхбетте Япония баш вәзірі оны мәтбуатлағы ашқарламады. Қытайны парчылашта біздің бірден бір достымыз Шәріп Түркістанлық ұйғырлар деді. Жапонлардың біздің күтіп отқан үмітлері зор. Яны бұла өзінің дүшміні болған Қытайлағы дем қылыш. Яны же Қытайны парчылашта Қытайның ғарбі шимал тәрпілін парчылаш. Қытайны Шанхай бұл тәрпілін парчыланғанда Қытай Японияға бала болады. Пароход пароходта көшмен келеді. Чөктірмесін бір-бірісін еп лаһан болған күйлер бұл. Әмді Қытайны парчылаштың стратегилік планы ғарбі шымалдың мұшындақ милетлерінің қолы арқылы Қытайны парчылап, Қытайның бүйік күшіні парчылаймыз деген дәстек білен, азыр ұйғыр прожесі Японияда мәқсус күн тәртіп кірді. 2008 жылдың татып, Қытай мәселелері тәтқиқат көріпсі. Най чырайлы қысым бұл. Ой, бізді көгелі дейді Қытайдан мәдени тәтқиқ қыламыз тағын. Біздің әрбіріміздің қылыдыға іші бар мұнда. Әрбіріміздің жаздыған доклады бар. Шәріп Түркістан мәселесі вәтен ішінің болу атады. Шәріп Түркістан мүджәделісті ұйғырлар зағады қаншылы күш қалу атады. Әтті Япония бұл аған күшірләні, Қытайдың аған Қытай істіқпаратының аған күшірләні, Қытайдың топтыған күшірләні бізге жеткізіп, сіләнің шәтелдегі тәшкілатының лайықшы да, Қытай ма тәшкілатқа алайды деқат қылып атады. Бұныңдың қоқып атады. Бұны өзінің стратегилік планыдағы ең бүйік дүшмен деп ойлап атады. Деген кеше ұшырланы береді. Әм Японияның онда ұшырланы алмаштырып, онда қып кетіші, кәлгісі де бүйік бір Шәріп Түркістан стратегиясының барлығын дерек берді деп қараймын. Япония Қытай білен пәкәт өшләшмейді. Қытайланы пәкәт тұлымайды. Бізді бұлдыған болса, Қытай деп қойдыған болса, біз ағзымыз ешіліп күтілі. Японлар пәкәт ондақ кепләні демейді. Японлық әрбір атақлық профессорының Шанхай Бейжінде 500-дің әдімі бар. Достық жәмейді. Найт шырайлық ішілен. Исімді Джунгу Япон достық жәмейді. 500 адамды топлайды, Японияға әкелді, мейман қылды, ойынтыды. Бұл Қытайлардың нұрығын ақпарат алады. Бұл Қытайлар өзінің қандақ шәкілді Японияға жасыс болып кеткенін білемей қалады. Бұл ұшырланы неміш қылды Япония? 2005 жылы Қытай іждімай пәлі әкердімісін әкеген бір Қытайны ашады ойнытып, мұшында біздек мұтқасыларға 700 адам топланыға ер доклад бәгенде 2005 жылы аш Қытай шындақ деді. Ұйғырла көтеріні қамсырау атысыла деді. Азыр Бейжін іждімай пәлі академисі Шинжан тәтқиқат ішханысының стратегилік планы сиясыны İmza koyup da vesse sile müstakillik emez deydi. Aşağıdaki Uygurların nefes ağacılık
kudurtanla kalmaydı. Kamp planını Xitay şu vaxtıda kurup bağlan. Bu üçünün nereden alıdı? Yapınıya şundak adamlar bilen dost iş durup alıdı. Eğer bizden kalın işimiz boğan Türkiye, Xitay bilen boğan münasibetlerde, Xitay Kunzi İnstitutu'nun birini kursa, Yunus Emir İnstitutu'nun üçünü kuralsa, Xitay bilen yıkılışıp durup Şerif Türkistan meselesinde muşta uçurlarını toplam, muşta hıbrası bulattı bizge. Emriyette bula hazır kıvaktın özüde ne o dikkat kısam, pulunu çıkarak verse Sultan Ahmet Camii'sinin beri bitirgan da yıkıldı bula hazır. Ama ondak desek bulmaydı, ondak bolsa bulmaydı da bir devlette stratejik plan buluş gerek. Ya bula şundak yakın Xitay'la bile, şundak izcili ötüldü. Herkes yapınıyordu bir adam Xitay'ın tutulamaydı. Ama 6-7 bir yakaya baktı da bu Hesenşerik, bu kurutlarını kandak desek öldürürsek oldu dedi. Hatta aşkan işlevi atan bir yakın. Yapıllık, aşbaz, bir Hesen Şerik çıkıp kalsın, vakit uğrup, Xitay'dan bir nöbdedim de tolaydı. Maruhlu dediniz mi? Maruhlu dediniz mi? Hatta Xitay'da işlediğin de seni şunu da kösüp satsanız, bunda karakut, cümgörü işlenip tükene, benim uyumdu bağ dedi. Xitay'a maddi ve menevi cihetin imbargo kılalığında bir millet özünün menfaatini saklayalaydı ki arkadaşlar. Şunun aşkı biz, hem de ilaki Yapınya meselesi başka devletlerde kandak, Yapınya meselesi kegende burun biz bu ilaki milletvekillerini izdep ağır buladık, siyasi partinin adı. O baskışlardan ötüp gettik. Hazır bu mesele, aş tetkikat grubusu biz Uygurlar özümüz işlevatimiz. Aş başbakanlıkta özümüz mesaj attığımız, şula bilen kılavatimiz. Hatta bizden aşağıda tutulup çoğunluğa Uygurlarımızdan Birleşken Devletler Teşkilatı işleydik Allah'a. Uygurların üçü var. New York'taki Birleşken Devletler Teşkilatı'nın aşağıda işlevi atkan. Japonya vekili bulup durdu. Ula aşağıda değişik atkan geplerini, Mişerik'i bulup atkan derslerini hepsi almış durdu. Hem Japonya'nın aşağıda tutulgan bir Şerif Türkistanlı Uygurlar aşıncılık imtiyazlarının bir aşağıda işiltilişi, aşıncılık kolluşu erişişi, kolluşunun özü, Japonya'nın Şerif Türkistan'ın stratejisi de büyük bir stratejinin bağlılığını direk verildi. Hem de ki mesele, biz Japonya'nın bu stratejilerinin kandak paylanıp ulanın maddi bir menfaatini koluğu alalayız diyen mesele. Hem onlara köprü rahmet, cık sözler vaktinden hep koydum. Benim de bu adımı hatırlatıyorum.